Çetin Tatar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Eşref Hoca ile beraberiz. Hocam şimdi bu Hazreti Ömer zamanında diyorlar ki 35 bin hadis yapmış. Evet. Buyurun. Su içine içiliyor. Bu su teberrüktür. İçin yine buraya gelemezseniz gelin evet. Çocuklar. Hocam şimdi bu rivayet kültürü diye bir şey oluşturuldu evet. Ya. Rivayet kültürü. Mesela rivayetlerde bu diyor, bu diyor. Evet. Mesela bir Müslümanıyla bir Müslümana tebliğ edilebilir mi? Mesela adam Hristiyansa tebliğ edilir değil mi? Tabii. Yoksa Müslümana da edilebilir. Müslümana da edilebilir. Evet. Yani nesihattir o diyelim. Tabii. Nesihat... Şimdi hocam şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde 9. ayette şöyle buyuruyor. Ben her şeye ayetle cevap vermeyi seviyorum. Evet, çünkü Kur'an-ı Kerim'dedir. وَمَا هُوَ بِالْهَزِرِ Bu Kur'an asla şaka değil. O hak ile batın arasını ayıran bir sözdür. Talak Suresi 1. ayette وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kendine yazık etmiş olur diyor. Yani Allah-u Teala bizim için bir sınır çizmiştir. Bizim için bir hayat tarzı sergilemiştir. Kim diyor bunun dışına çıkarsa kendine yazık etmiş olur. Yine Taha suresinde كُلُّ مِنْ تَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَدْخَوْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَدَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَدَبِي فَقَدْ هَوَى Size vermiş olduğumuz rızıklardan en güzel, en temiz olanından yiyin. وَلَا تَدْخَوْ فِيهِ Fakat nankörlük ve taşkınlık yapmayın. Sonra size gazabım dokunur. Kime gazabım dokunursa tepe takla gider diyor ayet-i kerime. Hani yine Taha suresi 124, 125, 126 ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَوْ مَعِيشَةً دَنْكَ Kim benim zikrimden, Kur'an'dan, İslam'dan yüz çevirirse denke ona dar bir geçim vardır. Bu ayet devam ediyor. وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet günü onu ama olarak, kör olarak haşederiz. Hale Rabbi lima haşerteni ama ya Rabbi beni niye kör olarak haşerttin? وَقَدْ كُنْتُ بَس۪يرًا Halbuki ben görüyordum. Allah şöyle cevap verecek. Hale كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا Sana ayetlerimiz geldi. فَنَس۪يتَهَا Onları unuttun. Şimdi toplumsal yapıya bakıyoruz. Birçok insan, yani iyi insana tezih ederiz, Kur'an-ı Kerim'i adeta unutmuş. Evet. Evinde 15 saat televizyon açık olduğu halde 15 günde bir Kur'an açılmıyor. 15-20 saat televizyon açıktır, 15 dakika Kur'an okunmuyor. Peki Kur'an ne diyor? وَلَا تَنَنْزَعُوا birbirinize çekişmeyin. Her yere bakın çekişme var. Karı koca arasında çekişme ve cinayet de bitiyor. Akraba arasında çekişme. Oysa akraba, akrab değil ayettir. Ayet diyor وَبِذِ الْقُرْبَ akrabaya iyilik et. Adam diyor akrabam akreptir diyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor وَلَا تَنَزَّعُوا birbirinizle çekişmeyiniz diyor. Tövbe suresi 24. قُلْ اِنْ كَانَ عَبَاءُكُمْ babalarınız ve evnâukum oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum zevceleriniz ve aşiretukum aşiretiniz ve emvalun ihtereftumu mallarınız hoşlandığınız evler, bağlar, bahçeler size Allah'tan onun peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse ayet 4 feterebbesu bekleyin. Hatta ye'tiyallahu bi emri feterebbesu alimler diyor Allah'ın gazabını bekleyin. Şimdi bir toplum ya Allah'ın rahmetine müstahak olur ya da Allah-u Teala'nın gazabına müstahak olur. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz efdelu ibadeti ümmeti tilavetul Kur'an ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an okumaktır. Niye? Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 103. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. وَعْتَسِيمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz, yani yalnız Hacı Hoca değil, hepiniz Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılın diyor. وَلَا تَفَرَّقُوا parçalanmayın. وَلَا تَنْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ birbirinizi ayıplamayın. وَلَا تَنَبَّزُوا بِالْاَلْقَابِ birbirinizi kötü lakablarla çağırmayın. Belli bir mevkiye, makama geldiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim diyor, لَا تَفْرَحْ şımarma, büyüklenme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ Allah şımaranları sever. Mesela ben bazı kişileri görmüşüm, biraz meşhur olmuş. Bakıyorsun bana selam vermeden gidiyor. Oysa Kur'an uyarıyor. Kur'an'da Mevlana Celaleddin Rumi hakkıyla diyor, bir kimse Kur'an'ı bilmedi sanki cihana gelmedi. Bir Müslüman eve gider gitmez, ilk önce elini Allah'ın kitabına atar. Ama yalnız Arapçası değil, yalnız Türkçe değil. Hem Arapçasını öğrenecek, hem mealini öğrenecek, hem tefsirini öğrenecek. Hocam, Ramazan hocamıza sorduk bu soruyu. Biz de evet. Kanala atıyoruz ya, Çetin Tatar kanalına. Bir sorduk. Dedi ki, meal olmaz bu iş. Dedi, bu işi meal... Mealsiz de olmaz. Dedi, meal anlamazsın dedi. Şimdi bak hocam. Kur'an-ı Kerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani buyuruyor ya,
Kur'an'ın diğer kitaplara üstünlüğü Allah'ın kullara üstünlüğü gibidir. İlk önce Arapçası, niye Arapça? Arapçada bazen bir kelimenin 4-5 tane anlamı vardır. Ha, bu ancak tefsirle insan kavrayabilir bunu. Evet. Önce Arapçasını öğrendikten sonra mealini öğrenir. Mesela örnek veriyorum. Bakın. Nisa suresi 36. Diyor ki ve bil valideyni ihsana. Bunun anlamı nedir meali? Ana baba iyilik et. Ve bizil kurba akraba iyilik et. Vel yetama yetimlere iyilik et. Vel mesakini yoksullara iyilik et. Vel cari zil kurba. Bak car cilan. Yakın komşuna iyilik et. Vel cari cunubi uzak komşuna iyilik et. Bu mealidir. Bu hemen anlaşılan bir meal. Ama bazı konular da vardır ki meal onu anlatamaz, anlayamazsın. Orada ne yapmamız lazımdır? Bu sefer tefsirine, işte Fizilal-i Kur'an, işte İbn-i Kesir. Meal olmadan da olmuyor. Tabii, mümkün müdür? Yani evet. Şimdi bu kadar Türkiye piyasasına insanlar meal çıkmış. Yani hepsinin aklı dengesi mi bozuktur meal çıkarmışlar? Hatta Avrupa'da Kansas Üniversitesi Profesörü Jeffrey Lang, daha önceden ateist, matematik profesörü, bir tane çok sevdiği talebesi Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini veriyor, ona okuyor. Diyor ki bunu yazan ne kadar akıllıdır. Daha sonra biraz daha detaylı okuduktan sonra Müslüman oluyor. Şu anda Avrupa sokaklarında İslam'ı anlatıyor ve ayakta alkışlanıyor. İngiltere, Kansas Üniversitesi niye? Çünkü piyasada bazı yerlerde ateizm var. Adam resmi görüyor, ressamı inkar ediyor. Yani bu kadar da düşebiliyor insan. Adam resmi görüyor, peki bu resim nasıl oluştu? Değil mi? Doğru. Resmi görüyor. Dünya devlerinde resim var. Ressamı inkar ediyor. İnsan da bir resimdir. Bu resmin sahibi olmaması mümkün müdür? Zümer suresi 6. ayeti herkes mutlaka okusun. يَخْلُقُكُمْ فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَاثٍ. Orada çok büyük bir gerçeği Yüce Allah dikkatimizi çekiyor. Şöyle diyor. 3 karanlık oda içinde bütün validene rahimde, yani bütün analar rahimlerinde insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli, şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan, yani Allah insan gibi mükemmel, muhteşem bir varlığı ana karnı gibi karanlık bir yerde yapması dünyanın en büyük gözle görülür mucizesi değil midir? İşte bütün dünya ressamlarını getirin, karanlık bir yerde resim yapabilirler mi? Işıkta da resim yapsalar bir göz büyük olur, bir göz küçük olur yine, değil mi? 10 sene uğraşsanız bir insan resmi yapmaya yine bir göz büyük olur. Ama insan, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz kemikleri bir araya getirdik, onlara et giydirdik. Öyle bir elbise giydirmiş ki adı deridir. 50-60 sene giyiyorsun. Ne yırtılıyor, ne sökülüyor, ne ütüsü bozuluyor. Mesela ben kendim isim, 57-58 yaşındayım. Altın izli elbise giydim, yırtıldı. 10 tane 20 tane gömlek yırtıldı, takım elbisem yırtıldı. Allah'ın bana diktiği bu elbise daha yırtılmamış deri. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَى لَكُمُ الد۪ينَ. Bu dini ise Allah seçti. Allah-u Teala bizim için tercih ettiği her şey en iyisi. Nitekim New York İlmer Akademisi Başkanı Abraham Keresi Morrison, New York İlmer Akademisi, kendisi ne diyor? Bu evrende olup biten her şey büyük bir yaratıcının eseridir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına birisi geliyor. Ya Resulullah diyor, benim bir saat ömrüm kalsa ne yapayım? Git ilimle meşgul. Peki şöyle bir soru da sorabilirsiniz. Allah'ın Resulü kadınlara niye bu kadar değer veriyor? Aslında bu soruyu sormak lazım. Kur'an kadınlara niye bu kadar değer veriyor? İslam kadınları niye bu kadar değerli kılıyor? Bunu da Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبُوا zina, sakın sakın zina yaklaşmayın diyerek bizzat ayet kadınları koruma altına alıyor.